Sen ne gülüyorsun ya? Ha? Ya kafada top gibi gökten kız yağıyor. Sen hala bir şey yok diyorsun. Abi ben kıza yardımcı oluyorum. Bana da yardımcı olur musun? Ya oğlum, ya herkese balya balya akıl ver. Kendine gelince tır. Ya vallahi yardımcı oluyorum. Ay! Tövbe estağfurullah. Alo. Pelin. Strestesin değil mi? Tabii. Satürn ters açıldı. Sen de şehrin stresinden bunalıp kaçıyorsun. Ama sakın... Ünlüler gibi sen de her şeyi bırakıp organik tarıma falan başlama. Ne Satürn'ü, ne tarımı, ne diyorsun? Kado'ya gel. Kimsin kardeşim sen? Kado'ya gel. Pelin nerede? Aman. Alo. Pelin. Kızlar size çok kötü girmiş. Ne? Ne? Aa! Seninkini yalnız bırakmamış kızlar. Vallahi yara bandını bulmuşsun Pelin, helal olsun. Ne yara bandı ya? Hadi yürüyün. Ben anneciydim. Zaten babamla pek anlaşamazdım. O her şey onun dediği gibi olsun ister. Adamın tek derdi benim işlerimin başına geçmem. Klasik. Ne güzel işte. Hazır kurulu düzen. Yani baban isterse ben evlatlık alabilir. Pek öyle olmuyor ya. Hadi ben erkeğim. Bak. Babam annemin bile her şeyini planlardı. Düşün. Alışveriş yapacağı yere kadar. Görüşeceği arkadaşlarına kadar. Her şeyi. Sonra bir gün çekti gitti. Başka bir kadın varmış. Sonra? Sonra annem vefat etti. O biraz zayıf karakterli bir insandı. Pek kaldıramadı bu durumu. Bir ergen için pek kolay zamanlar değil. Sonra bir gün Masar abi, o her zamanki edasıyla geldi. Senden başka kimsenin derdi yok mu sanıyorsun paşa? Dedi.
beni buraya getirdi. Onlar da annesiz babası çocuklar işte. Üzüldüm annen için. Çok çok uzun zaman önceydi. Görüşüyor musunuz babamla? Ara ara. Onun hala benimle ilgili büyük planları var bu arada. Aa, teşekkür ederim. Oh. Ben de aşçılık okumak istiyordum. Ama babamı kaybedince çalışmak zorunda kaldım. Ondan sonra da gitti benim kafa işte. Kıyafetlerin, ayakkabıların içinde kayboldu. Ya hala geç kalmış sayılmazsın. Mustafa abi senin yaptığın pastalardan 4 kilo aldı. Düşün. Ama kendim için yapmıyorum ki. Borç ödemek için yapıyorum. Olsun. Keşke hiç tanışmasaydım. O şşş. Keşkeleri hayatımızdan çıkarmıştık. Ne oldu? Unuttuk mu? Hayda. Bir de sen ne diyordun ya? Cinderella geri teperse ağaca mı toslar? Neydi o? Hayır öyle değil. Eğer kül kedisi gibi dansaydı asla Cinderella olamazdı. Ha evet. Evet buydu. Tamam yap bunu. Evet ya. Yapacağım tamam. Artık tek başımayım. Sadece kendimle meşgul oluyorum. İlişkimiz yok. Bitmiştir. Aferin sana. Geldin mi benim kafaya? Senin kafaya. Allah korusun. Tamam mısınız? Normalde tipe bak. İkinizi de çok seviyorum ben ha. Çok yakışıyorsunuz. Çok yakışıyor. Hayda. Bunlar ne böyle ya belgesel gibi? Çorba. Çorba içelim mi? Sabah 8'de kalkacağım. 8? Kalkabilecek misin? İstersen seni uyandırayım. Sağ ol canım. Yani siz müzisyenler geç kalkarsınız. Erken kalkmak biz garibanlar için. Ne bu böyle? Kendini acındırmalar falan. Kalkarım ben. Yani sen istersen. Hem sesini duymak iyi geliyor, ne biliyorsun? Yalancı. Neyse. Burada... Hadi gel ben seni evine bırakayım. Evim çok yakın, ben giderim. Hayır canım, olur mu öyle şey? Ben yalnız bırakmam seni. Hayır ya, hava çok güzel. Ben yemek istiyorum hayır, gerçekten. Tamam, arabayla götüreceğim sırtımı. Koşun hadi. Yoruldunuz mu yoksa? Yok artık.